sizlere şirin bir süveter tarifi vermek istiyorum. Eğer yapmak isterseniz oldukça kolay ve örmesi keyifli bir model. Hanım dilenli motifleriyle hazırlayacağımız 38'den 44 bedene kadar uygun olacaktır verdiğim ölçülerde hazırlarsanız eğer. Kullanışlı şirin bir süvetere sahip olmuş olacaksınız eğer yaparsanız. Detaylarına geçersek motiflerde tek farklı bir şey var. Her motifin ortası ilk iki sırasını aynı renkle öreceğiz. Yani karar verdiğimiz renkler belirleyeceğiz. Ve her motifte tek farkı aynı iki renkli örüp diğerlerini istediğimiz renklerle tamamlayacağız. Hani motifi biriktirip son sırasını aynı renkle birleştiriyorduk genelde. Burada öyle bir şey yok. Son sırası ayrı renklerle, her motif ayrı renkle örülecek ve son sırasında birleştirilecek. Yanlarda minik bir detayımız olacak. İplerini öreceğiz. Uçlarına minik pomponlar yapacağız süslemek amacıyla. Ve bitirdiğimizde böyle kullanışlı şık bir süveterimiz olacak. Eğer yapmak isterseniz beraber motiflerini örmeye başlayabiliriz. Bir de size süveteri şablon üzerinde göstermek istiyorum. Burada kaç adet motif öreceğimiz ve nasıl dizeceğimizi size göstermek istiyorum. 20 adet ön için, 20 adet arka için motif hazırlayacağız. 4 sağa, 4 sola da omuz motiflerini hazırlayacağız. Yani toplamda 48 adet motif hazırlayacağız. Şu şekilde de süveterimizin şeklini bu şekilde vermiş olacağız. Yanlardan ördüğümüz iplerle tutturacağız. 24'ü önde, 24'ü arkada 48 motifle süveterimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Motiflerimiz için biliyorsunuz belli bir zemin rengi yok. Her motifi son sırasında birlikte örerek ilerlemeye devam edeceğiz. Şablonu şu şekilde koyalım ve iplerimizle hanım dilendi motiflerimize başlayalım. Ben şu renkleri seçtim yeleğim için. Biliyorsunuz zaten gördüğünüz gibi. Yani burada yarn art jeans ve alize koton gotlar var. Orta kalınlıkta ipler. Ben bu ipleri birbirlerine uyumlu bulduğum için sürekli beraber kullanıyorum. Dokuları ve kalınlıkları birbirine çok benziyor. Bir arada kullanmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Bana niçin bu iki markayı birlikte kullandığımı soruyorsunuz. Neden sadece Yarn Art değil ya da sadece Alize Cotton Gold değil diye. Ben renk skalamı genişletmek açısından bu iki markayı beraber kullanmayı tercih ediyorum. Tabii ki siz sadece Alize Cotton Gold'larla ya da Yarn Art jeans'le birlikte sadece Yarn Art jeans'lerle işinizi, projenizi tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi motiflerimizin sırası 4 sıra olacak. 4 sıralı hanım dilendi motifleri öreceğiz. Ben 3,5 milim tığ kullanıyorum. Ve bu proje için makasım ve tığım yeterli olacak. Belki dikiş gerektiren bir yerde olabilir ama ben orayı sık iğne ile öreceğim. Siz tercihinize göre iğne de temin edebilirsiniz. İlk rengimi alıyorum. Hanım dilendi motifini, örümünü yapacağım zaten. Hepinizin aslında bildiği, bilmeyen varsa da benim videosunun çekimini yaptığım, daha önceki videolarımda olan. Sihirli halkamı yaptım. 3 zincirle çıktım. İlk üçlü grubumu yaptım. Parmağımdan çıkarttım. Halkamı küçülttüm. 2 zincirimi çektim. İkinci grubumu tamamlıyorum. Üçüncüyü yapacağım. Şimdi
Şimdi arada iki zincirim var. Son grubu da yapıyorum. Son grubu da yapıyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size hanımlar. Normalde hani bunları her sırada ipini kopartarak devam ediyoruz ya. Ben şimdi mesela ortadaki ilk iki sırayı, yani birinciyi ve üstünün ikinciyi aynı renkle devam etmek istiyorum. Burada size nasıl devam edeceğimi göstereceğim. Şimdi bakın, bu arayı ortaya bir sıkıştıralım. Arkadan çekeyim şöyle. Küçültmek istiyorum artık çünkü. İpim takıldı. Tamam. Ortayı istediğim küçüklüğe ayarladım. İki zincirimi çektim. Bakın şimdi burada normalde buraya kitleyip yeni rengim için ipimi kesip öyle devam ediyordum. Ben burada ikinci sırayı da aynı renkle devam edeceğim. Ne yapacağım? İpimi şuradaki boşluğa kadar kaydıracağım. Yani arkadan, ipi arkadan öne alıp bu ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi batırdım. Arkadan ipi aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Batırdım ve ben istediğim yere bu şekilde ulaştım. Evet, gelmek istediğim yer burası. 3 zincirle yukarı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şuradan hemen arkadan ipimizi yürütmeye devam edelim ki. İpi aldım. Üstüne örüyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Yanına aynı bildiğimiz hanım dilendi tekniğinin uygulamaya devam ediyorum. Bu arada bu ipimi gizlemek istiyorum. Onu da doluyorum. Hop. İkinci ve üçüncü. Arkaya alalım şunu. Bir. 2, 3. trabzanım, arada 2 zincir, 1, 2, 3, 3. de yaptım, arada ben zincir çekmiyorum, siz dilerseniz elinizden daha iyi düştüğünü düşünüyorsanız eğer, siz aralarda zincir çekebilirsiniz. Ben hanım dilerde sadece köşelerde 2 zincirle ilerliyorum. Sadece köşede 2 zincir. Ortasını yaptım. Şimdi son köşenin içini dolduruyorum. 3'ü 2 zincir, bir trabzanım, ikinci trabzanım, üçüncü trabzanımı da yaptım. Şimdi artık burada renk değiştireceğim. Burada renk değiştireceğim. İpimi kesiyorum. Kestim. Bakın. Motifi hazırladım. İpimi gizledim. Yeni rengimi aldım. Üçüncü sıramı yapacağım. Köşeyi tamamladım. Köşe sonuna kadar öreceğim. Köşe sonu bu sıranın örümünün sonunda buluşuruz.
Son boşluğu da 3 adet trabzanımla dolduruyorum. Köşeye birleşip motifimin 3. sırasında tamamlamış oluyorum. Şimdi 4. sıra aslında bizim normalde birleşme sıramız da olacak. İlk motifte 4. sıranın rengini belirleyip etrafını öreceğim. Sonrasında diğer motifi de birbirine iliştirmeyi göstereceğim size. Sıradaki rengi alıyorum. Ve 4. sırayı da hanım dilendi tekniğiyle örmeye devam ediyorum. Bu da aynı bildiğimiz gibi sadece yeni rengi uyguluyoruz. Bunu da tamamlayıp motifimizi bitirmiş olacağız. Diğerini ekleme sırasında buluşalım. Son üçlü grubumu da tamamladım ve ilk motifimi böylelikle bitirmiş oldum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Normalde isterseniz siz şu ilk 3 sırayı örüp biriktirip son sırasını yaparken son sırayı en son birlikte yapıp eklemeye devam edebilirsiniz. Şu ipimi gizleyeceğim. Şimdi benim önceden ilk 3 sırasını ördüğüm motiflerim var. Onlarla da size ekleyerek nasıl ilerlediğimi göstereceğim. Şöyle ben ilk 3 sırasını ördüğüm motiflerim var. Bakın böyle hanımlar. Hazırladım bu şekilde. Ki bunları pardon aldım. Tamam. Şunu da alabilirim renk olarak. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları birbirine istediğim rengi, mesela şimdi bunu alacağım. Hangi renkle eklemek istiyorsam, mesela bunu buna bitiştirmek istiyorum. Ya da bunu değil de bunun ortası da şöyle şunu ekleyeyim. Buna ekleyeceğim. Renk olarak düşünüyorum. Kahverengiyi seçtim. Açık kahvemi seçtim. Açık kahvemi buna tutturacağım. Motif birleştirmeyi daha öncesindeki videolarımda göstermeye çalışmıştım. Orada daha detaylı izlerseniz daha faydalı olacaktır size. Şimdi buraya şu ilk üçlü grubu yapıyorum. Arkadan ipimi de gizleyerek. Arada iki zincirim var. Birini çekiyorum. Şimdi artık öbür motifimle birleşeceğim. Aldım diğerini. Arkadan tığımı geçirdim. İpimi doladım. Batırdım. Doladım. Şimdi arkadaki ipimi gene aldım. Gizlemek için. Şimdi ilk kenarı birbirine bitiştiriyorum. Sıradaki boşluğa batıp ipimi geçiriyorum. Dolduruyorum 3 tane ikili trabzanla. Buraya batıp ipi geçirip kitleyip İlk kenarı birazdan birleştirmiş olacağım. Sonrasında diğerlerini de ekleyerek ilk 20 adeti, yani ilk önce bir parçayı sonra diğer parçayı birleştireceğim. Yani bu şekilde örmeye devam edeceğim. Son boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yaparak ikinci motifi de tamamlamış oluyorum. Ekleyerek tamamlamış oluyoruz hatta.
Evet. Kestim. Bakın. İşte bu şekilde ilerleyeceğiz hanımlar. Yani motifleri son renklerini örerken birbirine ekleyerek ortalarını dilerseniz hazırlarsınız. Dilerseniz ortasını hazırlamadan yaptıkça birbirine ekleyerek devam edersiniz. Sizlerden istediğim 20 adet 4x5 arka parça, 4x5 20 adet ön parça hazırlamanız. Onları tamamladıktan sonra da omuz motiflerini örerek birbirine tutturacağız. Yanlardaki iplerini nasıl öreceğimizi, uçlarındaki pomponları nasıl hazırlayacağımızı göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.